Dur. Ya dur. Dur diyorum. Feyyaz'la konuştum şimdi. Pendikteymiş adam. Ben demin Suzan'ın sesini kayıt ettim. Bayağı ustalıkla ağzından lafları aldım. Tamam, binin işte arabaya. Tamam. Zeliş'e uğrayayım, eşyaları bırakayım, öyle gideriz. Sen beni duymuyor musun? Ne Zeliş'i ne eşyası. Kalsın işte bagajda. Bir insanın hayatı mevzu bahis. He ya, kızı kurtaralım, oradan gideriz. Bizim vaktimiz yok mu ya? Zaten kutlayacağım. Zeliş Hanım sizin hastaneden erken çıktığınızı görünce çok sevinecek. Ona büyük bir şok olacağına eminim. Yavaşla. Şu arabayı takip et. Ama kendini fark ettirme. Peki efendim. Çolunu çaputunu bırak da evimde gitti ya. Allah'ın cezası. Al. Dur ben şöyle yüzünüze bir mutluluklar diye söyleyeyim de içim soğusun ya Rabbim. Zeliş Hanım. Kudret Bey'in eşisiniz değil mi? Evet benim, buyurun. Kendisi şu evrakları size teslim etmemi istemişti. Aa, ne kadar güzel. Vallahi sevgili kocam da dört gözle bu evrağı bekliyordu. Pardon, bir karışıklık olmasın diye soruyorum. Ne evrağıydı bu acaba? Yurt dışındaki parasını aktardığım banka ve hesap numarası var içinde. Aa! Ay, ne kadar iyi oldu. Vallahi zamanlamanız mükemmel, tebrik ederim. Yani iki dakika sonra gelseniz beni burada bulamayacaktınız. Bak şu Allah'ın işine. Bu derece mükemmel yani. Şuraya bir imzanızı rica edeyim. Buyurun. Kudret Bey sizi unutmamakta haklıymış. Ah, çok sağ ol koçum. Sen merak etme. Kudret beni hiç unutamayacak. Benim biraz acelem var Zeliş Hanım. Görüşmek üzere. Görüşürüz canım. Çok sağ ol. Selametle. Yaktım seni Kudret. Emel, bana bak. Ne var senin elinde? Aa, ne var kız elimde? Şu elinde, şu. Kız, sen bizim evrağı mı teslim aldın? Bana bak. Gelme. Vallahi kafanı patlatırım ha. Gelme. Kız, gelme. Çekil. Ha, sıkıyor seni falan. Kız. Gel de yakala kız, kolaysa. Gel de yakala. Kız, hırsız fare. Bana bak. Kız, ver o evrakları. Onlar senin işine yaramaz. Ver. Kız, vallahi ver. Milyonlar varmış bunun içinde. Ver şunu. Hesap numarası bunun içinde. Kız, ver. Aa, kız. Kız. Aa. Koş. Zor yakalarsın beni o kocaman avandınla. Allah'ın cezası. Kız. Kız. Allah'ın cezası. Çekil. Çek elini dedim. Ben çek. Çek ayağını. Bana bak. Koca dana. Kız, her şey bitti şimdi. Hırsızlığa mı başladın? Versene evraklarımızı. Vermiyorum kız. Vermiyorum. Ben bunu götürüp yüce devletime vereceğim. O kudreti içeri tıksınlar inşallah. O paraları yemek bana nasip olmadı. Sana da nasip olmaz inşallah. Allah cezanı versin senin. Yaptığı kötülükler yetmedi. Hala mı uğraşıyorsun bizimle? Kız, kötülük yapmak senin yaptığına benzer. Sırf kıskançlığından geldik, geri aldın adama. Ne güzel yuvamı kuracaktım ya. Allah cezanı versin senin be. Yürü yürü. Anca gidersin. Hah. Ben ne yapabilirim Kudret? Kadın atmaca gibi. Ne ara geldi ne ara aldı evrakları, anlayamadım yani. Ama o akıllıysa ben şeytanım hayatım. Evet. Yattığım pusuya kapısının önünde bir çıksın. Bak nasıl alıyorum ben o evrakları. Gerekirse zorla alacağım. Sen neredesin bu arada? Bana bak, Haluk çıkar da peşimize düşerse yandık bittik, biliyorsun değil mi? Tamam hayatım, sen Haluk'u dert etme şimdi. Adam hastanede yatıyor işte. Bizim asıl derdimiz Emel. Zeliş. Bak gözünü seveyim. O para bizim hayat sigortamız. Yani ne yap? Et Emel'den o evrakları al. Tamam mı? Bak biz şimdi adres arıyoruz. Ben de Burcu'yu kurtarır kurtarmaz geleceğim. Tamam mı? İyi. Tamam. Yine yol değiştiriyorlar. Takip ettiğimizi fark etmişler belki. Olsun. Sen peşlerini bırakma. Tamam efendim.
Geliyor vallahi. Gel. Ay. Bana bak. Ver o elini. Aa, bana çabuk. Hayatta vermem, hayatta. Kız bak. Orana mı sakladın seni? Aa, kız çekeli. Ay komşular. Bu kadın elini orama burama sokuyor. Vallahi namusuma gözlükle ayol. Namus sen de ne gezer kız? Ver şuna namusu. Kudret de beni sen şikayet ettin değil mi Yasemin'le? Ver şunu. Kızım ben size ne yapsam az be? Cehennemin dibini boylarsınız inşallah. Ver şunu. Allah canın almasın. Yapıştırılır inşallah bu. He yapıştırılır. Al. Kudret'in paralarını ben parça pinçik et. Beyim de görgünü sen. Kız. Kız. Kız aç. Oh. Erkek parası yememiştim. Çok lezzetliymiş. Kız aç. Allah cezanı vermesin. Aç ağzını kız. Aç hepsini ağzını. Yedim yuttum. Al bu da kalanı. Geri kalanı da şeyinde ararsın artık. Allah cezanı vermesin senin. Milyonlarım gitti, geleceğim gitti. Kız ne lezzetliymiş. Ben hiç haram para yemediydim. Zehir zıkkım olsun inşallah. Bağırsaklarını düğümlensin. Taş olsun Allah'ın belası. Çok lezzetli, çok. Kraçalı. Feyyaz Bey vallahi billahi yolu şaşırdım ben. Bana bak. Bana yine bir oyun oynamıyorsun değil mi? Ya olur mu hiç öyle şey? Tövbe. Vallahi billahi. Ben çok kötü bir şoförüm. Hayır dediğiniz mevkiye ben girdim. 5 dakika. 5 dakika ya var ya yok. Tabii canım Suzan burada. Yanımda. Tamam hadi. Tamam. Ya kızım sen de şu adresi bir doğru düzgün alsaydın ya. Bak boş yere şüphelendi adam şimdi. Biz bütün İstanbul'u gezdik dolaştık akşam ettik ya. Evi yemek yiyeydik önce. Ya başlatma şimdi gırtlağından. Sırası mı şimdi? Bak arabadan inmeden son bir kez planın üstünden geçelim tamam mı? Geçelim Kudret söyle. Şimdi sen herifle Suzan yanındaymış gibi pazarlığını yapıyorsun. Yapıyorum. Tamam mı? Biz de Hamdi ile şurada pusuya yatıyoruz. Doğru zamanı kolluyoruz. Doğru zaman geldiğinde herifin üstüne çörekleri veriyoruz. Anlaştık. Bak şimdi ben bu elimdeki kayıt cihazını... Tak diye açıyorum. Suzan'ın sesi çıkıyor tabii. Suzan buradaymış gibi. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben korkuyorum ama. Yasemin'cim bak benim söylediklerimi harfiyen uygula sen. Gerisini merak etme tamam mı? Yazdın değil mi her şeyi kafana? Tabii tabii. Yazdım yazdım ezber ettim iyice. Bir şey söyleyeceğim. Sen gerektiğinde bu kırı sıkı çıkacak değil mi Beylere? Yanımda o. Tamam gidelim mi? O zaman hazırsak herkes görev yerlerine dağılsın. Bir an önce başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Hadi başlayalım. Hadi. Suzan nerede? Getirmedin mi? Suzan mı? Suzan şurada arabanın içinde oturuyor. Buraya gönder çabuk. Yok 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 öyle ama. Siz bana Burcu'yu verin ben size Suzan'ı getireyim. Kalk kalk. Yürü. Gönder onu buraya yoksa bu kızı öldürürüm. Hayır hayır hayır. Allah aşkına bir sakin olun beni dinleyin. Biz rehine değiştirme programı yapacağız. Ben size Suzan alacağım, getireceğim. Siz bana Burcu'yu getireceksiniz. Bu kadar basit yani tamam mı? Nereden bileyim burada olduğunu Suzan'ın? Ha, tabii canım haklısınız. Ben şimdi arabaya gidiyorum. Telefonla görüştüreceğim ikinizi tamam mı? Tamam. Tamam. Hemen hemen geliyorum. Burcu bekle. Sakın sesinizi çıkarmayın. Alo. Teyyaz Bey. Suzan sizi istiyor efendim.
Ya sen ne yaptığını sanıyorsun? Tamam. Tamam bekle. Bekle. Geliyorum yanına. Duydunuz değil mi? Duydum. Tamam geliyoruz. Yürü. Yok. Silah var ha. Sıra ne yapacağız ya Kudret? Ya yok be oğlum. O herifin gücü ancak kadınlara yeter. Görmüyor musun? Kudret! Haluk. Senin ne işin var burada? Haluk. Haluk Bey. Ne işiniz var? Niye geldiniz siz buraya? Yolun sonuna geldin Kudret Efendi. Son duanı et. Yapma. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Sen kimsin? Alnının ortasından vururum. Çekil! Bu iş burada bitmedi. Yasemin! Bu iş burada bitmedi! Yeni bir hayata başlayıp eskiyi temize çekmeyi umarken kendimizi birdenbire yaşamla ölüm arasındaki o incecik çizgide buluveririz. Ne geçmiş ne gelecek. Yalnızca sonsuz bir boşluk kaplar içimizi. İnsan her şeyin çaresini bulur da bir ölümün önüne geçemez. Haluk da son nefesini verip hayat yolculuğunu noktalamıştı. Hem de bir başkasının canını almak üzere gittiği yerde. Kendinden önce mezara göndermek istediği Kudret ise bir başka karanlığın içinde yatıyordu, hastane odasında. Hangi yüzle geldin sen buraya? Ha? Haluk ne de olsa benim kocamdı. Son vazifemi yapmaya da mı gelmeyeyim? Kocan olduğu şimdi mi geldi aklına? Eski kocanla onu aldatırken her şey iyiydi değil mi? Böyle mübarek bir yerde bu nasıl konuşma? Yaşınıza yakışıyor mu hiç? Bana bak. Kes sesini tamam mı? Benim acım bana yeter zaten. Senin gibileri çok iyi tanırım. Aklın sıra iki damla gözyaşı döküp Haluk'un mirasına konacaksın öyle mi? Haluk'un mirası beni ilgilendirseydi Haluk'tan boşanmaya kalkmazdım Tevfik Bey ben. Geç bunları. Sen sadece onun parasına değer verdin. Ben Haluk'la Haluk beni sevdiği ve bana değer verdiği için evlendim. Ama tek taraflı olmuyormuş ne yazık ki. Maddiyat hiçbir zaman mevzu bahis olmadı. Hemen defolup gideceksin buradan. Oğlumun ruhuna daha fazla eziyet etmene müsaade etmem. O senin yüzünden öldü. Konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama zorla konuşturuyorsunuz insana. Haluk Kudret'in canına kastettiği için öldü. Buraya kin tutulmaz ölüye diyerekten geldim. Ağzını açıp tek kelime daha edersen buradaki herkese kocanı nasıl aldattığını tek tek anlatırım. Haluk asıl sizin yüzünüzden öldü. Eğer beni tehdit edip de boşanmama engel olmasaydınız şimdi Haluk yaşıyor Kudret de sapasağlam olacaktı. Asıl bu veballe siz nasıl yaşayacaksınız onu düşünün. Vaktiyle usulünce koparılmayan bağlar kaderin keskin kılıcıyla kesiliverir birden. Aslında
ufak tefek birkaç sıyrıkla atlatılabilecekken ayrılık, birdenbire herkesi felakete sürükleyen bir fırtına olup çıkar. Ah be, şükürler olsun. İyi de bu da niye zifiri karanlık? Hamdi, şu açsana be oğlum. Ortalık gün gibi kanka. Nasıl? İyi de ben niye görmüyorum o zaman? Hamdi, oğlum bir şey desene. Yoksa ben... Kimsin sen? Kudret Bey, yanınızdayım, korkmayın. Sakin olun. Bana ne oldu doktor bey? Niye görmüyorum ben? Niye görmüyorum doktor bey? Şimdi Kudret Bey, kurşunu kafatasınızdan çıkarmak faydadan ziyade zarar getireceği için öylece bıraktık. Desenize, Haluk bana gider ayak güzel bir hatıra bıraktı. Allah'tan ölümcül bir hasar almamışsınız. Ancak kurşun göz sinirlerinize zarar vermiş. Bu yüzden... Kör oldum. Doktor bey, gözünüzü seveyim. Geçici bir şey deyin. İyileşecek deyin. Maalesef. Size gerçeği söylemek zorundayım. Bir daha hiç göremeyebilirsiniz. Geldiğinde Zeliş Hanım'a da ayrıntılarıyla anlatacağım durumunuzu. Sakın. Sakın ha. Ben Zeliş'e kendim söylemek istiyorum. Kudret. Aşkım kendine geldin mi? Söyledim. Canım. Ne söyleyeceksin bana? Seni ne kadar çok sevdiğim. Yani ölümle burun buruna geldiğimde bile hep seni düşündüm. Kudretciğim. Canım Allah korudu seni. Sana bir şey olsa ben ne yapardım Kudret? Ben sizi yalnız bırakayım. Sevgili. Kudret niye bana bakmıyorsun yüzüme? Bundan sonra ellerimizi ellerimizden, gözlerimizi gözlerimizden ayırmayalım sevgilim. Aynen öyle sevgilim. Cenaze nasıl geçti? Keşke gitmeseydin o cenazesine. Ay Kudret öyle söyleme şimdi. Yani günahtır ölmüş adamın arkasından, anlıyor musun? Ben gittim çünkü şimdi... Yani ne bileyim, o adam vefat etti, karısı cenazesine bile gelmedi diye arkasından laf söz olmasın diye kalktım gittim ben insaniyet namına. Ama o babası yok mu o babası? Beni kovmaktan beter etti. Yok efendim ben mirastan bilmem ne pay istemek için oralara gitmişim de birden de apuk subuk bir takım şeyler. Sanki ben Haluk'la parası için evlenmişim gibi. Allah'tan bizim bankamızda paramız var da kimselere muhtaç değiliz canım. Bankadaki para... Tabii ya. Tamamen aklından uçup gidivermiş bu engamede. Emel'den alabildin mi evrakları? Alamadım. Alamadım çünkü gözümün önünde çatır çatır yedi evrakları. Ne? Evet, midesiz. Yarın bir gün aç kalsın konu komşuyu da yer bu. Bana bak Zeliş. Bu evraklar olmadan paranın yerini bile bulamayız. Dur, sen merak etme. Önce ben de korktum ama sonradan... Düşündüm ki muhasebeciler dedim titiz insanlardır. Her şeyin bir kopyası bulunur onlarda. O yüzden ben şimdi gideceğim, bir fotokopisini alacağım, kendimizi garanti alacağım. Sen bunları kafana takma. İyileşmene bak. Tamam. Canım benim. Canım benim. Bir tane. Hadi güzel güzel dinlen sen. Merhabalar. Muhasebeci Adnan Bey'in evi burası mı? Evet.
Gel bacım, gel. Alâ sıratel müstakîm, tenzîlen azîzün rahîm. Cenazeniz mi var? Başına sağ olsun. Bugün de böyle demek. Size zahmet, bana Adnan Bey'i çağırabilir misiniz? Adnan eniştemi dün elin bir trafik kazasında kaybettik. Allah sabır versin diyorum, tamam. Sabırlı olun. Hepimizin çok sevdiği bir insan canım. Dostlar, tamam. Sağ olsun. Tamam. Başına sağ olsun. Şimdi tam sırası değil ama siz şu ölen belediye başkanının karısı değil misiniz? Fotoğraftan tanıdım. Ta kendisi. Ah kardeşim ah. Dulun halinden dulanlar. İçim yanıyor. İçim. Yani sizinki de pek ani gitti. Hiç beklenmedik bir ölüm yani. Tabii bu esnada dosyaları, evrakları filan toparlayamamışsınızdır. Rahmetli öleceğini anlamış gibi büroyu kapattıydı zaten. Evin arka odasında. Çalışırım diye nesi var nesi yok. Hepsini oracığa yığdıydı. Ah, ah, nasıl evcimen. Nasıl çocuklarına düşkündük hocam. Ah canım, senin için yanmış. Ben sana bir bardak soğuk su getireyim. Sen bu arada ağla ağla. Nereye koydu acaba? Kudret. Ali Küntoğlu soyadına göre mi sıraladı bunları? Taş neren, taş neren. Allah! Evrakları kaldı yadigar. Ah şuna bak. Hala hepsinin üstünde elinin izleri, kokusu var. İnci gibi bunları da nasıl dizmiş buralara? Nasıl bir intizamla adammış bu? Şiir gibi her birini böyle dizmiş. Harf harf ayırmış bunları. Sen bu kadını nasıl bıraktın da gittin? Nasıl? 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 Nasıl bıraktın ya? Şu hale bak. Neredesiniz siz? Servis geldi, inmediğiniz içinden. Bana bak, benden habersiz parka gittiyseniz vallahi külahları değişirdim. Yok Elif abla. Metin'in öğretmeni metot defteri istemiş. Biz de servisten erkenlerini onu aldık. Ondan sonra da el ele tutuşup yürüdük. Büyümüş de defterini kendi alırmış. Annesinin paşası. Hadi ellerinizi yıkayın, hadi. Melek'ciğim, öncelikle teşekkür ederim tabii ki ama... seninle küçük bir anlaşma yapabilir miyiz? Hı hı. Bundan sonra bir şey lazım olduğunda... bize söylersen baban ya da ben hallederiz. Ya da en azından bana haber verirsen çok sevinirim. Tamam Elif abla. Teşekkür ederim. Ben markete gideceğim. Macide teyze gelmek üzeredir 2 dakikaya. Onun gelmesine gerek yok ki. Ben kardeşlerime bakarım. Buzdolabında meyve suyu varsa çıkartırım, veririm onlara. Ay benim hamarat kızım. Tamam, öyle olsun. Söylerim gelmez. Susadın mı Kudret? Susadım Hamdi. Elime düştüm var ya Kudret. Suyun yerini biliyor musun? İçebileceğim mi? Yaklaş o zaman suya doğru yaklaş. Gel gel gel. Yaklaş yaklaş. İç iç iç. Aha Zeliş yenge de geldi. Ben sizi baş başa bırakayım. Zeliş.
Ne oldu? Konuşabildin mi Adnan'la? Aldın mı evrakları? Cevap versene kızım. Ah, kafa sallıyorum ya, yok diyorum. Hayır diyorum. Görmüyor musun? Gördüm, gördüm. Gördüm de inanamadım bir an. İnanamazsın tabii. Ben de inanamadım. O uğursuz Emel'e sürtündü ya adamcağız. Emel'den ayrılır ayrılmaz trafik kazasına kurban gitmiş. Ne? Trafik kazası mı? Evlerine gittiğimde helvasını yiyorlardı adamın. Yazık. Karısından, oğlundan falan isteseydin? Onlardan ne diye isteyeyim ya? Cenaze evi diyorum. Operasyonu bizzat ben kendim yönettim. Gittim kutuları mutuları her yere baktım. Yok, bulamadım. En son artık dayanamadım. Kadıncağıza söyleyiverdim. Baktık ettik ama yok. Kadıncağız diyor ki dükkanı kapattı, ofisi kapattı. Bütün mallar hop eve geldi. Eve gelirken aradan birkaç kutu falan kaybolmuş olabilir diyor. O kutulardan birinde kaldı herhalde. Evraklar yoksa? Para da yok. Gitti milyonlar ya. Gitti. Aşkım. Aşkım. Aşkım, dalıp dalıp gidiyorsun. Ne olur bu kadar eziyet etme kendine. Ne yapalım? Gittiyse gitti yani. Biz varız ya. Aşkımız var ya. O bizim karnımızı doyurur, içimizi ısıtır. Hem sağlığın da yerinde, şükürler olsun. Buradan çıkınca çalışırsın, işini kurarsın, yeniden kazanırsın. Ne olmuş yani? Selir, ya kuramazsam? Ya bu hastaneden sağlıklı bir adam olarak çıkamazsam? Beni yine de sever misin? O ne biçim laf? Tabii ki buradan sağlıklı çıkacaksın ve ayrıca da seni severim de. Hastalıkta ve sağlıkta. Söz mü? Hastalıkta ve sağlıkta. İyi günde, kötü günde. Söz. Sevgili. Çaylar geldi yenge. Buyurun ya. Ne oldu? Çok affedersin hayatım. Elim çarptı. Yenge koş, bir soğuk suya tut. Koş 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 koş, yanma yanma. Koş. Hadi kapat kapıyı da. Söylemedin değil mi yenge? He? Ne zaman söyleyeceksin? Bilmiyorum kanka ya, bilmiyorum. Hem ne diyeyim? He? Zelir, sen Haluk öldü diye kurtuldun sanıyorsun ama çok yanılıyorsun. Çünkü ben kör oldum mu diyeyim? Borcundan dolayı belediye kesti de Kudret. Tabii ki doğruyu söyleyeceksin ya. Hem Zeliş yenge doğruları duymayı hak ediyor ya. Ya sen Zeliş yengeni tanımıyorsun. Zeliş benim kör olduğuma anlar anlamaz terk eder beni. Ya daha yeni kavuşmuşken yeniden kaybedemem onu. Cık. Aşkın gözü kördür Kudret, yapma öyle, gözünü seveyim ya. Hem Zeliş yenge o tiniyette bir insan değil ya. Öyle mi dersin? Değil mi? Bilemedim vallahi. Maşallah yani Kudret. Tavuk gibi haşladın beni ya. Ama yok, böyle olmayacak. Ben senin doktoruna gideyim, bir konuşayım. Sende bir denge problemi var ya. Nedir bu? Dur! Gitme. Hayatım ne oluyor? Hamdi burada. 2 dakika gidip geleceğim hemen. Sen gitme, gel. Sen gitme. Seni çok özledim. Ne olur gel. Gel. Yanıma gel. Sen bir yere gitme yenge. Otur. Kudret abimle senin konuşacaklarınız vardır. Değil mi Kudret abi? He. Ben de doktorla konuşayım, o işleri halledeyim. Siz hiç merak etmeyin. He. Hamdi konuşsun doktorla işte. Sen gitme. Hep yanımda kal değil mi? Bir daha hiç ayrılmıyorum Zeliş. Kudretciğim. Kudretciğim.
Artık çıksan şu hastaneden de evimize gitsek, baş başa kalsak, el ele göz göze kumrular gibi. İkimiz de ne kadar aptalmışız. Sen gittin bana gıcık olsun diye Emel'e yanaştın. Ben de nispet olsun diye gittim Haluk'la evlendim. Ama hatalarımızdan ders aldık değil mi aşkım? Bundan sonra bizim ellerimizi kimse ayıramayacak. Nasip hayatım, nasip. Hayat bu. İnsanın karşısına ne çıkaracağı belli olmaz değil mi? Bizi bundan sonra ancak ecel ayırır. Bak bu kadar söylüyorum sana. Ne kavga, ne gürültü, ne de başka bir şey. Yani belki paramız yok şimdi ama buradan çıkınca sen şirketinin başına geçersin yine. Sendeki göz kimde var? Malın iyisini hemen seçer senin gözün. Bir yıla kalmaz eskisinden daha iyi olur durumumuz. Bak gör. İnşallah Zekil. İnşallah. Sen işin gidersin. Ben evde yemekler yaparım sana. Şıkır şıkır giyinirim sen gelmeden önce. Şöyle beni görünce bir gözün gönlün açılır. Tabii canım. Evet. Hastamızın durumu nasıl bakalım? İyi. Çok iyi maşallah. Değil mi Kudretciğim? İyiyim. Çok iyiyim. Zeliş'im. Sana zahmet bana kantinden bir meyve suyu alsana. Dilim damağım kurudu. Tabii tatlım. Ne demek? Yeter ki sen iste hemen. Durumunuzu Zeliş Hanım'a anlatmadınız galiba. Nasıl anlatayım doktor bey? Ne diyeyim ona? Ben artık kör bir adam. Bırak sana bakmayı. Artık ben bakıma muhtaç biriyim mi diyeyim? Bunu nasıl söylerim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.